Efendim herkese merhabalar. Ben Perihan Tantu. Borsa Tekne'ye hoş geldiniz. Haftanın son işlem gününde seansı kapatmaya hazırlanıyoruz. Gerçi daha saatlerimiz saat 14'ü gösteriyor ama bizim son teknik analiz yayınımız olacak bu hafta yapacağımız. 1340 puan seviyesindeyiz Borsa İstanbul tarafında. Tabii ufak ufak artık kar realizasyonları gelmeye başlıyor. 1351 seviyesi kuvvetli bir direnç olarak karşımıza çıktı ve bu seviyenin üzerinde genelde Borsa İstanbul'un satıcılı seyrettiğini görüyoruz. Garanti Bankası bugün işlem hacminde ilk sırada 2 milyara yakın hacim var. Garanti Bankası'nın ardından Emlak, Konut, Kardemir ve Petkim'i takip ediyoruz. Hacimlerde baktığımızda bugün alt endeksler de negatif seyrediyor. Bankacılık %0,16 negatif, sanayi tarafı tamamen yatay. Özellikle Petkim tarafında sanayi tarafın tutulduğunu görüyoruz. Holding endeksi %0,70 eksi seyrederken ulaştırmada bugün %0,62 satıcılı ve teknoloji endekslerinde yatay seyrettiğini söyleyebilirim. Diğer taraftan dolar Türk lirası kuru oldukça volatil. 7,76 seviyesini, 7,80'in altını gördük ama an itibariyle tekrardan 7,84 seviyesine tırmanan kurda TL varlıkları üzerinde aslında bir baskı yaratıyor. Şimdi hemen hocamıza dönelim. Tabii ki Bay Teknik günü bugünlerden bildiğiniz gibi. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, herkese iyi günler. Sizlere de iyi günler hocam. Ufak ufak artık kırmızılar baş gösterdi piyasada. Bugün Avrupa tarafı pozitif, ABD vadeliler pozitif ama dün onlar negatifken biz pozitiftik. Artık yavaş yavaş kendi fiyatlarımıza hakim olmaya başladık. Yani yurt dışından bir kısmi ayrışmamız var. Yani şimdi endeks 135.000'e geldi değil mi? Geldi. Geldi. Şimdi o zaman şöyle bir şarkı var. Yani Don't Cry For Me Argentina'yı, Don't Cry For Me BIST 100. Yani I Kept My Promise, yani ne dedik? Söylediğimizi gerçekleştirdik. 135.000. Ama artık senin de dediğin gibi sağda solda bir takım kar satışları oluyor. Hı hı. Normaldir. Yani daha önce tabii çıkan kağıtlarda artık yataya sarıyor. Şimdi herkes bekliyor. Trene geç binenler bir 10 katı da burada biz yapamaz mıyız falan diye. O işler biraz artık tavsar. Yani zaten 5-10 katı gidenler bir 10 katı daha gitmez. Şimdi onlar biraz dinlenme sürecinde grafiğin sağ tarafına doğru yayılırlar yatayda en iyi şartlarda. Veya işte eski tepeye doğru biraz hamle olur, orada satıcı gelir. Yani testere piyasası orada çalışmaya başlar o tip kağıtlarda. Bugün Petkim ve TÜPRAŞ'ın önderliğinde gene enerji sektöründe bir hareketlilik var. Tabii. Şimdi ya, geçen söyledik ki gerçi orada satış geldi arabaya. Yani otoya satış geldi 260'a doğru gelirken. Bir zahmet hocam yani 50 liradan 260 olmazsa liraya. Git kendini at dedik yani Sarab ürününden. Orada artık alınmaz. Orada daha uzun vadeli alacaklarsan alıp beklersin. Yani oradan da 250'den 400'e gitmez yani bir anda. Şimdi tabii 230 falan uğraşıyor. İşte dedik jantı 260 olursa, freni 1000 liranın üzerinde olursa otonun kendisi de 250 lira olsun yani. Çünkü böyle bir piyasadayız. Şimdi bakıyoruz bu otomotiv de neyle gider? Benzinle gider. Garibim orada kaldı 66-96 bandında. Havacılık sektöründe gene öyle bant içi hareketler vardı. Pegasus geldi. 39 liraya Pegasus vermiyorlar artık kimseye. 65 lira 70 liraya Çelebi yok. 102 lira. Öyle. Diğer yandan Doku 350 falan değil artık. 450'lerin üzerinde bir yerlerde. Türk Hava Yolları 7 liraya Türk Hava Yolları yok kardeşim. Kusura bakmayın 12 lirada şu anda. 13'ün üstü var mı? Var. Ama bizde tabii çabuk acelecilik olduğu için hemen oraya atlayayım. Orada bir %40 yapayım. Oradan döneyim. Diğer %40'a geçeyim hemen. Onu da bulayım. Oradan bir %40, %50, %60. Yani öyle yapabilirsen o zaman bir kitap da sen yaz kardeşim. Biz okuyalım yani. Bizde bir sıkıntı yok. Öyle bir egomuz yok yani. Kim yazıyorsa yazsın, alıp okuruz. Ama genel konsept olmayacak. Hani var ya herkesin bildiği böyle sihirli formüller var. Onları rica edeceğim. Yani onları kullanıp
Ben de %100 falan yapmak istiyorum. 2 günde, 3 günde varsa bir öyle bir formül. Değil mi? Keşke. Yani iyi bir para girdi, yeni para girdi. Çok miktarda yatırımcı geldi. Ve son 2 haftadır da yabancı geliyor hocam. Merkez Bankası verilerine göre son 2 haftadır da nette yabancılarda hisse senedi piyasasında ciddi bir alış konumuna geçtiler. Yani salgın borsayı esasında ilk başta bir salladı. Millet ucuza malları kaptırdı. Toparladılar malları. Salgın bence borsaya yaradı. Dışarıda para kazanamayan insanların hepsi hurra diye borsaya geldi. Burada para kazanılıyormuş diye. Parasını kapan buraya daldı. İyi de para girdi. Öyle olunca da kağıtları yukarı doğru gelin bakalım diyerek çektiler yukarıya doğru. Kimse de sana 20 senedir boğuştuğu kağıdı ucuza vermez güzelim. 20 sene sen orada dışarıda işler yapacaksın. Sonra dışarıda para kazanamayıp borsaya geleceksin. Burada 3'e 5'e katlıyor diye. Orada da tabii kağıtları yukarı çektiler. Buyurun buradan yakın dediler. Şimdi biraz o tip kağıtlarda sıkıntı olabilir. Hocam bu arada biz bugün bir farklılık yapalım dedik. Bitcoin'le başlayalım dedik grafiklerimize. Neden? Çünkü siz uzun zamandır söylediniz o çanak tamamlanacak diye. O çanak tamamlandı ama sonrasında yatırımda oradan satamayanlar biraz üzüldü. Çünkü çok sert satışlar gördük Bitcoin'de. O yüzden çok kişi sordu. Biz de dedik ki önce bugün kripto severler için Bitcoin'le başlatalım analizleri. Ben tahmin ettim zaten. 19 bin dolar civarından pataküte olunca 16 bin dolara. Ne dedim artık herhalde Bitcoin'i sorar bunlar. İyi düşünmüşsünüz yani, hocam. Şimdi 9800 yani biraz daha altı da var da ben oradan aldım en kısa. Yani Fibonacci'yi çektim yukarıya doğru. Ve burada ikili tepe oluştu. 19.443 ve 19.441 falan galiba. Birbirine çok yakın. İki tepenin arasındaki dip noktası aşağı yönde geçildiği anda çok kısa vadeli olarak o an için çok kısa vadeli bir ikili tepe oluştu. İkili tepe nerede oluşur? Yatay giden bir piyasada olmaz. Obolar, İşte double top'lar, ikili tepeler, omuz baş omuzlar, bunlar çıkış piyasasının sonunda oluşur. Bir piyasa bir kere yükselecek, kağıt veya neyse, commodity, işte emtia, şu bu, petrol diyor, işte bakırdı, efendim altındı, bunlar bir yükselecek ki ondan sonra obo veya ikili tepe olacak. Bizde yatayda obolar falan yapılıyor, Türk oboları. Yani John Murphy de herhalde hop oturup hop kalkıyordur adamcağız. Yıllarını verdi, kitap yazdı yani. Ama burada ikili tepe oldu. Şimdi oradan aşağıya doğru salıyor. Nereye kadar geliyor? 16.300'lü rakamlara geldi. %38.2'lik Fibonacci geri alma yeri yaklaşık 16.000'de. Zaten eski tepe 15.915. Oradan koptu gitti yukarıya. Orada bir üçgen yaptı. Yarı yollarda falan oradan da aldı başını gitti. Bu çanağın, ana çanağın tamamlanacağı belliydi. 1,5-2 sene önceki çanak bu. 19 binler civarında. Her çanak tamamlandığı zaman mutlaka dirençle karşılaşır. Orada bir çanağın tamamlanması konusunda bir alışveriş, bir satış gelir. Buradan da çok hızlı çıkıldığı için herkes de Bitcoin tıpkı geçenlerde herkes dolar, herkes gram altın. Gram altını bir patlattılar 550'de, değil mi? Aynısı Bitcoin'e de yaşandı hocam. Evet. Herkes Bitcoin konuştu çünkü. Tabii. Çok fazla herkes konuştuğu anda andaki orada da sona doğru geliniyor. Aynı şekilde hisse senetlerinde de öyle olur. Bu 1920'li yıllarda büyük crash dediğimiz büyük çöküş öncesi en büyük spekülatörlerden birinin başında geçen olaydır New York'ta. Ayakkabı boyacısı hisse senedi soruyor. Union Pacific, tren, yani taşımacılık sektöründe önemli bir şeydir, hissedir. Railroad, yani tren, işte trenle taşımacılıkta falan. Aynı zamanda yolcu da taşırlardı o zaman. Union Pacific önemli bir şirketti.
Orada da adam satıyor gidiyor. Eyvah diyor. Herkes aldıysa malları artık uzaydan gelip de hisse alacak kimse yok. Satıp çıkıyor. Kurtuluyor crash'ten. Büyük çöküşten. Şimdi burada biraz zıplar. Tepki alımları gelirse gelir ama ortalama direnci artık orada bakacaksınız. Yani burada kısa vadeli olarak bakılan ortalama 50 birimlik ortalama 200 saatlik. Ama günlük ortalama daha fazla etkilidir. Onun da altına gitti. Yani şey kırmızının orada duruyor. 20 günlükte. Onun altına giderse 50 günlüğe doğru gider. 50 günlükte zaten 15 bin dolar civarında. Bir süreliğine yukarı çıkışlar satış fırsatı olarak kullanılabilir gibi gözüküyor bana. Ben 16 bin civarında bir bakarım duruma ne oluyor ne bidiyor. 16 bin dolarda. Çünkü %38'lik geri alma yeri orada. Orayı test edebilir gibi geliyor bana. Geçelim. Hocam o zaman hemen bir Borsa İstanbul'a dönelim. Dolar bazlı grafiğimizle başlayalım. Şimdi bunu niye koyduk? Efendim şöyle olursa böyle, böyle olursa şöyle de bilmem ne de gürültü patırtı. Gene net bir şekilde bir kere daha ortaya koyalım. Yani hasta la vista baby durumu. Hasta la vista baby'yi nerede diyoruz? Yani bana eyvallah, güzelim, ben sonra gelirim. Şu anda piyasayı terk ederim lafı. Klasik Arnold'un lafıdır. İşler bittikten sonra. Şimdi bakalım. Kırmızı ve yeşil iki tane hareketli ortalama var. İki tane eğri var. 210 yani eski 21 bin dolardan başlayıp 17.600 yani 176 şimdiki rakamlarla dolardan geçen bir çizgi çekelim. Bu nedir? Direnç. Trend çizgisi. Haftalık. Aşağı tarafta düz alalım. 128, 12.800. 126, 12.600. 131, yani 13.100. Birleştirelim düz çizgiyle. Burası da destek. Yukarı tarafta 20.500, 21.000 ortalama bir çizgi çek. Mavi renkli alan 21.000'den 13.000 arasındaki yatay alanı sana gösteriyor. Ama onun içinde sarı renkli bir üçgen var. İki tane dibi var, iki tane tepesi var. Üçgenden yukarıya doğru kurtuluyor mu? Kurtuluyor. Trend çizgisini geçiyor mu? Yukarı yönde geçiyor. Şu ana kadar bunlar yukarı yönde olumlu sinyaller. 50 haftalık ortalamanın üstüne çıktı mı? Çıktı. Bir olumlu sinyal de. 20 haftalık ortalama 50 haftalığı kesmeye geliyor mu? Aşağıdan yukarı yönde. Yani bizim 50-200'ü bıraktım. 20-50'ye bakıyorum. Altın kesişme için. Golden Cross'a. O da olmak üzere. Hasta la vista durumu yeşilin altına fiyat giderse, kırmızının da altına giderse, o trend çizgisinin içine tekrar üçgenin içine girerse bana bay bay. Eyvallah. Bir sonraki çıkışta görüşürüz. Ama şu anda öyle bir durum yok. Kopma yeri üçgenin yüksekliğini alıyoruz. Aş. Yani aşla kopma yerinden itibaren aş kadar yukarıya gidersek nereye gideriz? Orası 22.500'ün üzerinde bir yer. Hesabı da belli. 21.000, 13.000, 8.000 puan. Koptuğu yer ne? 16 desek yaklaşık 24'e doğru gidiyor. Ama 21.000 civarında, 20.500, 21.000 aralığında o çıkışta oraya kadar orada satıcı gelir. Dolar 20 bin, dolar 8 lira olursa 160 bin, dolar 7,5 olursa 150 bin endeks olarak. Böyle değil mi? 2 kere 7,5, 15. Yukarı tarafta 24'e giderse muhtemelen 185 falan olacak. Yani 24'ü 7 ile çarpın, 175 eder. 8 ile çarparsan 24'ü 25'i 8 ile çarpsan 200 eder. Demek ki 195 filan. 185 orası. 3 aşağı 5 yukarı. Hemen gider mi?
o kadar değil. Ama ne yaptı? Aşağı doğru bir gölge var. Son mum. Son mumun bir tane gölgesi var aşağı tarafta. Alt gölge, gövdenin alt gölgesi. Orası nereye değdi? Ortalamaya değdi. Bir daha gelir en fazla ortalamaya değer. Ama oradan zıplarsa ki tüpraşlar falan filan böyle flama gibi hareketler yapıyorlar. Genelde ortalamadan zıpladığı zaman hareketleniyorlar. Bu endekste hareketlenebilir. Şu anda yatırımcı geliyor diyorsun. Bence 100 günlük yeni seçilen hükümetlere nasıl Türkiye'de 100 günlük ömür biçilir ilk önce deneme. Bakalım ne yapacak ne edecek diye. Bence burada da yeni alınan kararlar konusunda 100 günlük falan 3 aylık bir deneme süreci var. Beklentiler olumlu. Gerçekleştirirler mi, gerçekleştirmezler mi? Gerçekleşirse nereye gider piyasa biliyorsunuz. Eskisi gibi aynı sisteme dönüp yani lafta kalırsa işler yabancı o zaman tekrar basıp gidebilir. Biz bize kalırız ve biz götürmeye çalışırız. Biz kendi yağımızda kavruluruz falan filan. Onda da benim açımdan bir sıkıntı yok. Yani yapabilirsek ne hala. Esası da en iyisi belki o ama şimdiki durumda bir paraya ihtiyaç varsa o parayı da kullanmakta yarar var. Çünkü bütün dünya her zaman sermayeyi bir şekilde kullanıyor. Çin de borçlanarak kurtuldu. Kurtulmadı da yani gelişti. Her ülke borçlanarak falan filan tekrar yeter ki para çok iyi getiri sağlayan yerlerde değerlendirilsin. Yoksa hazıra dağ dayanmaz değil mi? Öyle doğru, bir doğru hocam. Atasözü vardır. Yani istediğin kadar tapun olsun, bütün tapuları sata sata ömrü bitiremezsin. Eninde sonunda kartonun üzerinde yatarsın sokakta. Hocam şimdi öyle demeyin. Karton alanlar olabilir. O yüzden maalesef bizde şöyle bir durum yaşanmış hocam. Şimdi soranlar da var bu arada. Kervan Gıda'nın halka arzı var. Ahmet Hoca bilgi verebilir mi diye. Ama şimdi daha halka arzı süreci, talep toplama vesaire. Kervan Gıda halka arzı oldu, işlem görmeye başlandı diye Kervan Sarayı dün alanlar olmuş ve tavan olmuş. Yani bu hakikaten üzücü bir durum aslında. Ya ben tekstil sektöründe hareket var diye tekstil bank alanları da bilirim zamanında. Biliyorsunuz Hürriyet gazete alınmıştı. Gaz haberi zamanında Hürgaz olduğu düşünüldüğü için. O yüzden buralara para yatırılıyor. Yani hakikaten yapılan işlemlerin birazcık daha bilinçli yapılması lazım diye düşünüyorum. Ama şimdi yatırımcıyı da artık biraz daha bilinçlendirmek lazım. Yani aracı kurumlar bence iyi para kazandılar. Yani elemanları da yolladılar. Şimdi pandemi herkes evden çalışıyor. Ama çok para kazanan aracı kurumlar, bilmiyorum onlardaki çalışanlar adına ben konuşayım. Biraz da cepteki akrebi dışarı çıkarsınlar. Yıllardır, 20 senedir hepsi akrep var ceplerde. Yani çalışanlar o zaman yani hayat mücadelesinde daha fazla zaman harcayamazlar evlerinde falan filan. Eve gittiği zaman da adam dinlenecek. Veya kadıncağız yemek falan filan. Oo, işler uzun yani. O bakımdan yani yeni gelen yatırımcılar hakikaten biraz daha iyi bilinçlenmeleri lazım. Haklısınız hocam. Böyle şeyler olabilir demek ki. Hocam kısa bir reklam aramız var bu arada. TL bazlı Borsa İstanbul'u soranlar var. Reklamdan sonra Kalkınma Bankası'nı ısrarla soranlar. Kalkınma Bankası bugün listemizde var. Ama önce kısa bir ara. Borsa Teknik'te devam ediyoruz. Bugün sorulan çok hisse var ama hemen aktarmak istiyorum. Özellikle Petkim Tüpraş'ı soranlar var, listemizde var. Kalkınma Bankası'nı soranlar, Carrefour'u soranlar var. Hepsi listemizde. Hocam biz hemen bir BIST 100'e isterseniz TL bazlı da bakıp
hisselere giriş yapalım o zaman. 1343 puandayız şu an itibariyle. Evet, ortalamanın üstünde hala yükseliyoruz. Geçenlerde herkesi panikleten iki tane siyah mum orada. Ama kırmızı gördüğünüz gibi o siyah mumları orada karşıladı. Yani şimdi de hareketli ortalama destekleri var. Kırmızı 20 günlük, yeşil 50 günlük. Yukarıya doğru 135 bine doğru geldiği için, yani 1350'ye, ara biraz açılmış gibi olabilir. Burada biraz yataya da sarabilir. Yani 130-135 aralığı gidip gelmesi de çok da anormal bir şey değil. Olabilir yani. Çünkü ortalamaları bekliyor. Ortalamalardan biraz fazla uzaklaştı. Ortalamalar bağırıyor. Şirin, nereye gidiyorsun beni bekle diye. Ferhat koşuyor arkada. Öyle olmaz. Ferhat Şirin'i yakalayacak mecburen. Yani bu zaten kas itibariyle de yakalar yani. Çünkü metrelere bakarsanız 100 metre koşuda bile erkekler yani öyle biraz daha hızlılar kadınlara göre. Kadınlarda da epey süratliler çıktı ama şimdi kadınca işte yani burada endeks kaçışmada yukarı doğru gidiyor. Ama tehlikeli bölgelere doğru da gitmemeli. Çok fazla uzaklaşmayacaksın. Yani denize girerken çok fazla derine de kıyıdan fazla uzaklaşmayacaksın. Kıyıya yakın yere, yani hareketli ortalamaya yakın yerlere gel ki oradan birileri hemen sana yardım edebilir. Tehlikeli bir an oluştuğu zaman. Ortalamaları bekleyecektir. Biraz yataya sarabilir. Çünkü hedeflerden birine geldi ama benim esas baktığım dolar bazındaki haftalık ortalama. Burada da kırmızının altına inmediği sürece kısa vadede sıkıntı yok. Düzeltmeler olur mu kağıt bazında? Tabii ki olacak ya. Hep kaptır kaptır yukarı yukarı gitmez yani. Arada sırada iner çıkar bir şeyler olur. Yani asansör birinci kattan 15. kata kadar durmadan gitmiyor. Her katta duruyor. İnenler oluyor, binenler oluyor, değil mi? Doğru. Yani doğru yatırımcılar hocam. İniyor, biniyor. Tren de öyle. Çeşitli istasyonlarda duruyor. Yolcular iniyor, biniyor, yeni yolcular biniyor, eskiler iniyor falan filan. Geçelim. Hocam hadi Trend Kalkınma yukarı. Bankası ile başlayalım o zaman. Bugün sorduğunuz birçok hisse zaten listemizde var. Kalanlara da pazartesi diyelim. Yani burada da işte 22-66 arası büyük bir çanak var. Sarı renkli gösterilen. Oradan kopar gibi yaptı. 22-66 44 lira. 44'ü koydun mu üzerine? Normalde 110. Çanak katlaması ama 110'a gitmeden 87 civarında geldi satıcı. Piyasa satışa gelmiştir. Bu daha önce de 1'e 10 falan filan verdi. Yani kağıtlar biraz çoğaldı. Bölündü mölündü. Eskisi gibi yani eskiden çok azdı kağıtlar. Lotlar. Kademelerde. Şimdi nasıl bilmiyorum ama biraz fazlalaşmış olması gerekir. Sert satış sonrası işte 61'e kadar geldi. Kırmızı renkli 20 günlük ortalama tutuyor fiyatı. Ama bence o mavi renkli alan içinde biraz yataya sarabilir. Biraz yataya gidip sonra bir daha deneme olması ihtimali var yukarı yönde. Tabii buna da borsa da katkıda bulunmalı. Yani borsa yukarıya doğru hareketlenirse burası da tekrar bir hareketlenme yaşayabilir. Direnç nerede? 76. Destek nerede? İşte 66. 65 diyelim. 10 liralık bir alan. 76'yı 10 lira yukarı katlasa 10-11 lira 87,5'u bulur eski tepeyi. Bu sefer de orada sıkıntı başlar. Ama trend yukarıya. Geçelim. Hocam Türkiye Sigorta ile devam edelim o zaman. Tabii. Son binenler istiyor ki 1,5'tan 6,5'a kadar bir çıkışta biz yaşayıp. Hocam orada beklenti vardı 12... ama. Orada beklenti vardı tabii. Güneş sigorta tabii, zamanı. 12 lira niye olmadık? Onun stresi yaşanıyor şimdi. Zaten biz ne zaman kağıt alsak kağıt durur kardeşim. Biz girdik hop tren durdu. Maalesef öyle oldu. Çünkü son istasyonlara şimdilik yakın yerde. Yani trene bakım yapılıyor. Lokomotife. Öyle anlatayım. Lokomotif uzun bir yol kat etti. Kanalın dışına çıktı. Yan taraftaki hangarlara aldılar. Orada biraz bakım yapıyorlar yatay alanda. Hareketli ortalama desteği
5.77. Kırmızı ile yeşil zaten 20-50 günlük birbirinin hemen dibinde. Ha, ortalamanın altına giderse o zaman 5.30'lar, 5.40'lar görülür. Yatay alanın alt tarafı. Yukarı yönde harekette 6.10 geçilirse o zaman önce 6.40, sonra da işte 6.60, 6.50 o alana doğru bir hareketlenme olur. 6.60'lara doğru. Bence bir süre daha bekleyecek yatırımcı. Yatay alan içinde trade edecek. Biraz alıp vermesini öğrenmesi lazım. Geçelim. Hocam Petkim'le devam edelim isterseniz. Ama şimdi yönetmenim de der ki yine kısa bir araya gidelim. Petkim'e ondan sonra bakın der. Tamam, kısa bir araya gidelim. Petkim Tüpraş ikilisiyle devam edeceğiz. Beklenen günler indirimle geldi. Pırlantalarda %45 artı 15, belirli altın ürünlerinde %40 indirim e-koçak.com ve Koçak mağazalarında. Koçak, seninle güzel. Bu kadar geniş manzaraya, böyle aydınlık bir salona ancak 75 büyüklüğünde Selenit'le sahip olabilirsiniz. Fiyatı da uygun. Hem yerli hem de milli. Türkiye'nin ve ihracatın lideri. Selenit 75. Fratman. Yeni trend. Borsa Teknik'te devam ediyoruz. Petkim Tüpraş dedik. O zaman Petkim'le başlayalım. Hocam bugün Petkim'in pozitif ayrıştığını zaten siz de programın başında söylediniz Tüpraş ikilisiyle birlikte. Grafiklerine bir bakalım isterseniz. Evet. Hadi bakalım çifte kumrular. Petkim'den Tüpraş. El ele göz göze diz dize. Yani. Aynı kaderi paylaşıyorlar enerji sektöründe. Uzun vadeli bir grafik. Eski yeni şeydeki o 8'den sonraki düşüş sonrası bir bölündü bir şeyler olmuştu. Fiyat aşağı inmişti 7'ler civarına. Bir daha %20 bölündü. Bedelsiz verdi. Doğru hocam. 5 lira civarında oldu 4 lira. 4 lira 0.6 mı? Oralardan filan bir yerden açıldı ağırlıklı ortalama. Tabii eski tepede 4.81'e indi. Yani 2018'deki o çıkışın tepesi. Büyük mavi çanak tamamlanmaya gidiyor bence. Yani herkes gitti de bunun nesi var yani? Koskoca Petkim mi gidemeyecek? Üçgenden de yukarı kopuyoruz. Yani normal şartlarda yani yatırımcıya şunu yap bunu yap diyemem. Ama uzun vadeli olarak kardeşim Petkim'i de tutmayacaksak neyi tutacağız yani? Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ama yukarı yönde trend yukarıya. Ben olsam vagonda kalırım. Bakalım 4.81-5 civarına gelecek mi? Ben Kardemir'de vagonda kalın dedim. Gördünüz 5.28 oldu. Biz konuştuğumuzda daha 4.70'i geçememişti. Aşağılardaydı. 3.75 direncini aşıyordu. Geçelim. Geçelim hocam Tüpraş'a da bakalım isterseniz. Tüpraş hocam ne oluyor? Gitmiyor. Ne olacak bu Tüpraş'ın hali? Vır 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 vır. Yani o da haklı belki. Öteki tarafta 1'e 3, 1'e 5 kazanıyor. Tüpraş'ta fiyat aşağı gidiyor. Veya en iyi ihtimal yatay gidiyor. Bakalım şimdi. 73.85 dip. Yani orayı 74 desek. Esasında 76 diyelim. Yukarıya da 96 diyelim. Hesaplama kolay. 20 lira olsun fark. Yatay alan yukarı katlarsa 116. 96'nın üzerine 20. Şimdi ne oluyor? 73.85'ten kalktı. Hareketli ortalamanın üstüne gitti mi? Gitti. Hareketli ortalamanın üstüne giden, hareketli ortalamanın üstüne giden aynı şekilde ortalamanın üstünde devam eder. Varsayım budur. Altına giden de altında devam eder. Yani hareketli ortalamanın üzerine çıkan
çıkış akımına giriyor demektir. Ama kısa ama uzun. O gidişata bağlı. Ama o süre zarfında içinde kalacaksın. Malda yani hissede kalacaksın. Nereye geldi? 91.50'ye. Verdiler, aldılar, bir daha verdiler. İki tane dip, iki tane tepe oldu mu orada? Büyük grafiğe detaylı bakanlar görecektir. Ben bile görüyorum bu yaşımda. E şimdi ne oldu? 74.91 kaç lira burası? 17 mi? Hı hı. Evet. Yani oradan 17 lira. Flama görüntüsü var, üçgen. 91'in üzerine 17'yi koyduğun zaman 108. Sol taraftaki tepeler nerede? Bir tane 107 var orada, bir tane de 116 var. Direnç kısmında sıkıntı var 96'da. Ama isterlerse patır kütür geçirverirler orayı, yukarıya doğru aşırtıverirler vallahi. Zaten millet iyice canından bezdi. Son kalan malları da süpürdüler mi? Aman Tüpraş ya boş ver, kurtulayım falan diyenleri de o toparlarlarsa hadi geçmiş olsun. Dediğim gibi 65 liraya Çelebi'yi alamayanlar şimdi keşke gelse de alsak diye düşünür. 102 lira. 40 liraya Pegasus'u almayan şimdi 60 liraların üzerinde keşke bir daha 40 olsa da geleceğe, geçmişe dönsek alsak, bugünü görmüş yani. Olsak hemen mala saplanır orada. Çünkü kısa vadede %50 var. Trend yukarıya. Geçelim. Geçelim hocam. Şimdi otokarla devam edelim. Çok kişi bu arada Carrefour'a yazıyor. Hocam lütfen bakabilir mi diye. İki grafik sonra Carrefour'a bakacağız. Çok kişi sordu çünkü. Bir otokara bakalım isterseniz hocam programın başında. Otokarda çanak katlandı. Yani orada 140-175. Nereden baksan 35. 35'i koydun mu 210-220-219'a geldi. Orada bir flama gibi bir şey yaptı gördüğün gibi. 192 ile 219 arasında. Oradan bir daha koptu. 269. 259. 260'a yakın. Oradaki mum satış mumu oldu. Yukarıdan aşağıya doğru uzun bir üst gölgesi var. Ve siyah gövdeli. Şimdi bu aradaki büyük hızlı çıkışın olduğu alan 220'nin üzerinde kalma ihtimali var. Orası gider gelir, gider gelir dolar. Ortalamalara bakın, ortalamalar nerede kaldı? En yakın ortalama 203'te. Fiyat nerede? 235'lerde. Yani onun için yukarı aşağı, yukarı aşağı trade edilirken kırmızı da haldır haldır koşarak fiyata doğru yanaşır. Biraz buralarda ileri geri hareketlerle trade olacak gibi gözüküyor. Yani 220, 250, 55 bandında gidip gelebilir. Geçelim. Hocam Vestel Beyaz Eşya ile devam edelim. Şimdi otokardan sonra Vespe grafiğimiz var. Çıkış kanalı içinde yani üst bandını üst çizgisi direnç kanalı, alt çizgisi destek. Alt çizgiye yakın yerde ortalama desteği de var. Yani sarı renkli alanda ne etti? 29-35 aralığı 6 liralık bir alan. Burada bir çanağa gidiyor. Şimdi oradaki direnci kırıp çanağı tamamlamaya gitmesi için kanalın üst çizgisini de kırması lazım. Hedef 40'ın üstü olabilir ama önce oraya gitmeden önce o çanalı kanalın üst taraftaki direnci var. Orası geçilmeli ki 40'a doğru gidebilsin. Ama kırmızı renkli ortalama 33'te. 33'ün üzerinde kaldığı sürece bu çanağı yukarı yönde kırabilir. Çanağa katlama teşebbüsü olabilir. Üst çizgiye geldiği zaman düşünürsünüz. Satayım mı satmayayım mı diye. Lotlar az olduğu için oradaki şişman parmak yani çanağın üst çizgisi, üst çizgisi ben anlamam kardeşim deyip yukarıda bir anda alabilir kağıdı. Para orada grafiği bozar. Yani teknik analizin çalışması için katılımın çok olması lazım. Değişik yerlerden bir takım alışlar satışlar olması lazım. Yani tahtaları kontrol eden tek kişi veya bir grup varsa genelde o zaman grubun istediği oluyor. Veya o kişinin istediği oluyor. Tekniği bozabilir. Bir yere kadar bozar.
Yani bu da yukarı giden bir piyasa. Piyasalarda yukarı gidecekse niye bu kağıdı aşağı doğru çeksin ki? Şu anda trend yukarıya. İçinde kalıyoruz. Geçelim. Geçelim hocam ve Carrefour'sa... Bak onda kalın yani. Carrefour'sa diyelim. Carrefour'sa yorumunu bekleyen çok ama çok kişi var. Burada mağdur olmuş olduklarını söyleyen de çok kişi var. Ahmet hocamız ne der diye sorarlar size. Nasıl mağdur olmuşlar anlayamadım ben. Kağıt 4 liraydı 34 lira oldu. Çok haklısınız. 4-5 liraydı kağıt. Uzun süre orada kaldı. Evet. Sonra 35 lira oldu. Ha buradaki bölünme ters. Yani fiyatı yükselttiler, lotları azalttılar. Her seferinde ne yaparlar? Lotla elinizdeki lotlar artar, fiyatlar düşer. Bölünme sonrası. Burada piyasadaki lotları alıp atıyorum 10 tane lotun varsa 10 liradan al kardeşim sana bir tane lotun var 100 liradan. Değişen bir şey yok. Ama şimdi fiyat tabii 200 liralara falan gidince ortalık iyice oynak bir hale geldi. Hı hı. Fiyat 35, 7 katı, 216. Ben de ne dedim işte 4-5 liraydı. 35 lira oldu. Yani 5 liradan 7 katı 35 lira. Veya 35 liradan 3 kere 7, 210, 216. Orada kağıt ters yüz oldu. Verdiler. Zaten lotlar az. Zaten yıllardır kontrol altındadır. Kağıt birilerinin kontrolünde. Fazla lot da yok. Toparladılar alı yukarıya doğru çektiler. Ondan sonraki hareket 121, 121, 160 arası. Biraz git gel. Ondan sonra 121 orada ortalama desteği kırıldığı anda yeşil renkli ortalama. Oradan 97'ye destek. Şimdi son dip orada. Ama direnç artık ortalamada 120 civarında direnç var. 120'nin üzerine giderse tekrar işler toparlanabilir. Carrefour'un niye gittiğini daha önce defalarca anlattım. Sonu sağ ile bitenlerin. Niye? Sasa ve Yunsa örneği. Yıllar önce de Sasa bölünmüştü. Daha doğrusu Sabancı satmıştı kendi hisselerini. Hı hı. 1.25'ti. O kağıt oldu 12-13 lira. Bölündü bir daha. Şimdi 18 liralardı. Yunsa 4,5 liraydı. Satıldı. Kağıt 17 lira oldu. Bugünlerde bir tane daha sağ var. Açılıştan tavan yapıyor. 2,5 liraydı. 12,5 lira yaptılar. 6'lara 7'lere verdiler. 9 lira da toparlandı. Geldi 20 Sabancı liraya. Sabancı yine satıyor Teknosa'da. Değil mi? Hı hı. Teknosa şimdi 2 tane tavan. Kala kala başka 1-2 tane daha sağ kaldı. Dur bakalım. Artık onda da yatırımcı kendisi arasın bulsun. Ama enteresan. Ne zaman bir satış olsa o kağıtlar bir anda taban oluyor. Haldır 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 gidiyor. Bir süre sonra da yani biz Teknosa'da şöyle olduk böyle olduk demeyecekler. Burada artık şimdi tavan tavan gidiyor. Ona göre yatırımcı kendisini ayarlayacak. Yani şuraya bakın. 4 liradan 35 liraya bir anda kağıt nasıl gitti? Artık takılmayacaksın. Tren kaçmış. Aldır küldür son anda trene atlarsan 210'larda, 200'lerde, 180'lerde her an riski alıyorsun. Büyük risk taşıyorsun yukarı doğru gittikçe. Böyle tepelerde dolaşan başka kağıtlar da var. Onları bilemem. İsimleri belli. Bedelsiz veriyor diye 10 katı falan oluyor. Tamam bedelsiz verdi ne olacak? Hiçbir faydası yok. Yani senin overall'un değişmeyecek ki. Geçelim. Hocam Net Holding soranlar vardı. Şimdi Net Holding'e bakalım isterseniz. Yıllardır sahibi var. Hı hı. Piyasada yani şişman parmak kağıtta istediği gibi hareket edebilir. Ama şu anda kağıt çıkış trendinde. Yatırımcı 1.11'den beri çıkış trendinde. Dipleri birleştir. Fiyat trend desteğinin üzerinde. Fiyat ortalamaların üzerinde. Üçgen var. Üçgenden tekrar yukarı koparsa 3.44'ün üzerine. Gene 3.70. Orada daha büyük bir üçgen olur.
2.80, 2.90, 3.70 üçgeni orası koparsa bu sefer 4.5'a doğru gider. Ortalamaların üzerinde kaldığı sürece bence trende, vagonda kalmak lazım. 3 lira bunun en son desteği, 50 günlük ortalama. Ama şu anda kırmızı 20 günlük fiyatı tutuyor. Dipleri birleştiren o sarı renkli alanda, dipleri birleştiren 2.88 ile 3.09'u birleştiren çizgi de destek. Kırmızı ile beraber fiyatı tutuyorlar. 3.44'ün kırıldırılmasına bağlı. Şişman parmak istediği anda anında kırılır. Yani bana mısın demez. Geçelim. Hocam polho soranlar var. Çıkış trendi. Polho ile devam edelim. 3.88, 3.90 fiyat. Klasik görüntü. Demin Carrefour'da ne oluyorsa burada da bu oluyor. Evet. Fiyat nereden geliyor? 2.90. 2.90'dan 4.90. Bre. 2 lira. Orada bir daha pataküte yatırımcı. Hop 3.72. 50 günlük ortalama fiyatı durdurmuş. Çıkış trendinde mi? Evet, çıkış trendinde. Ama yatırımcı gene 3.72'den 5.72 bekliyorsa o hemen olmayabilir kardeşim. Ama bunu yapan da borsa olduğu için kesin konuşmam. Çünkü bunu bu şekilde çıkaran küçük yatırımcı değil. Kağıt 2.90'dan 4.92'ye küçük yatırımcının müthiş alımlarıyla gitmiyor. Sizin bu kağıdı seçmeniz, abi ne biçim ya, müthiş bilanço okuyorum. Yani girdiğim kağıt temelini çok iyi biliyorum. Neyi biliyorsun? Bir halt bildiğin yok. Hasbelkader duydun veya bir şekilde yani girdin oraya. Şişman parmak veya grup aldı, kağıdı uçurdu. Yani niye böyle gitmiyor geçmişte? O anda bir şeyleri kullanarak uçurdu. Sen de o çıkıştan yararlandın. Teşekkürler Türkiye diyeceksin. Şu anda kağıt yatay alanda. Sarı renkli alanda yataya sarabilir. Sağa sağa doğru gidebilir. Ne zamanki 4.25 geçilir, o zaman tekrar 4.45 veya 4.90'a doğru büyük yatay alanı tamamlamak üzere yukarıya doğru hamle gerçekleşir. 50 günlük ortalamanın altı trend desteği var. O trend desteği kırılmasın. Sıkıntı o zaman büyüyor. Ama şu anda trend yukarıya. Geçelim. Hocam geçelim şimdi sizin sevdiğiniz kağıtlardan birisi geliyor. Ford Otto. Garibim. Hiç yükselmiyor. 40 liradan geldi 130'a. Yani 75-80'lerde satmak isteyen düşünsün. Ne diyeyim? Kağıt şu anda üçgende. Kırmızı 20 günlük ortalama desteği var. 116'da. 50 günlük ortalama 105'te. Ama önce kırmızı tutar. Dipleri birleştiren trend desteği var. Kısa vadeli. Orada bir de üçgenimsi bir durum var. Yukarı koparsa tekrar kanalın üst çizgisine doğru hareketlenebilir. Türkiye'nin bence bir numaralı ihracatçısı galiba, değil mi? İhracatta fena gitmiyor bu pandemide. Enteresandır. Kağıtlar epey, yani şirketler epey para kazandı. Zannedersin ki salgında işler çok kötü olacaktı falan. Tam çoğu yerde iyi karlar var. Evet. Müthiş. 20 senedir görmediği karlar falan yazılıyor. Enteresan işler. Ama çıkış trendinde. Portföyler portföyde duracak. Yani hep devamlı söylüyoruz. Alırsın Ford, olursun Lord. Yukarı gidiyor. Geçelim. Hocam Vakıf GYO bakalım. Bu aralar yine GYO şirketleri hareketli. Bugün Vakıf GYO'da pozitif ayrışıyor. 3.97.98 fiyat. Evet, bu Polho. Geçelim. Polho, yanlış verdik galiba. VKGYO'yu rica edeceğim ben sevgili yönetmenimizden. Grafiğimiz geldi hocam. Çıkış trendinde hareketli ortalamaların üzerinde 50 günlük ortalama her seferinde kağıdı tutuyor. İnmesine müsaade etmiyor. Burada da büyük ihtimalle bir grup vardır. Kağıdı yukarıya doğru sürüklüyor. Herhalde gücü de var. Pek inmesine müsaade etmiyor kağıdı. Mavi renkli alanda bir çanak var. Sarı renkli alanda bir ufak daha çanak var.
fincan kup diyebiliriz. Dipleri birleştiren trend çizgisi kırılmadığı sürece, ki o 50 günlük yeşil renkli okun gösterdiği yeşil renkli eğrinin oraya doğru geliyor. Hem ortalama desteği var orada, hem de trend desteği var. 50 günlük ortalamanın değerini yazamamışım. 3.60 falan olsa gerek. Orada 3.5'un üstünde. O trend desteğinin altına kırılmadığı sürece potansiyel önce kulpun yukarı katlanması olabilir. Fazla lot var mı yok mu bilemeyeceğim ama yani götürdükleri zaman götürebilirler bu kağıdı da. Hocam 3.67 bu arada 50 günlük ortalama. 3.67. Bu arada lotları da 3.67. Az olan bir tahta değil. Çok az değil. Yani 200-300 bin lotların olduğu bir tahta, evet. Epey lotlar oluyor demek ki alışveriş. Hı hı. O zaman 4.25'in üzerinde kulp katlama ihtimali doğar. 3.50, 4.70, 4.25 ve 75, yani 4.85 aralığına doğru gider. Sadece kulpun katlama ihtimali. Trend olarak yukarıya. Ama dediğim gibi yani devamlı olarak bütün paramı da yatırmam. Çünkü bir takım grupların olduğu yerlerde riski de fazla büyütmemek lazım. Hı hı. Sepet ve ana kağıtlarda da biraz olsun yani sepetinizde. Trend yukarıya. Yeşil renkli ortalamanın altına, trend desteğinin altına inmediği sürece tutulabilir. 4.85 civarına giderse orada bir daha düşünürüz ne yapacağımızı. Geçelim. Hocam Penguen Gıda ile devam edeceğiz şimdi. Evet, işte Polho'da nasıl oluyorsa, değil mi? Burada da 3.5'lardan, 3.40 falan oralardan kopuyor, 3 liralardan hatta, 3 liradan 7.5'a. Ondan sonra bir pataküte, ters yüz, yukarı aşağı o aynı günde, sonra bir de taban falan derken indiriverirler aşağı. Ve millet yukarıda alanların hepsi ampul gibi takılı kalır tavanda. Asarlar yani insanları orada. Hızlı düşüş sonrası insanlar satamadığı için kalır senetler. Ondan sonra sıkıntı başlar. Ne yapsak, çıksak mı, bilmem ne mi? Belki öyle durumlarda çok küçük bir zararla anında çıkacaksın. Kağıt 4.40-4.50 civarında desteği var. İki tane dibi var orada, oradan dönmüş. Bu kağıdı da kontrol eden birileri vardır, yıllardır. Oradan sonraki çıkış 6.17'yi görmüş ama ben yani 5.76 aralığı, 6'ya yakın yerde direnç var deyip ortalama desteğine doğru geri geliyor 50 günlüğe. 5 lira civarına. Orası kırılırsa o zaman 4.40-4.50 aralığına bakılır destek olarak. Ben bir süre daha yataya saracağını zannediyorum. Yani tekrar 7.5'a hemen gitmez gibi geliyor bana. Yaklaşık 5-6 arası biraz daha vakit harcayabilir gibi geliyor bana. Geçelim. Trekutsan diyelim hocam. Son hissemiz, vaktimiz kalırsa çok kişi altın sordu. Bir de altına bakacağız. Trekutsan'da yani 1.35'lerde 1.40'a alırsın. 1.50'ye satamazsın. Öyle bir yerde. Tahta da kontrolda. Ondan sonra bir uçuş 10 liraya. Oradan bir pandemi, hop 2.95, tekrar hızla yukarıya tavan tavan. Böyle hızlı inişler çıkışlar, bilhassa çok hızlı çıkan kağıtlar bir süre sonra zaman harcamaya başlıyor. Konsolide olması lazım. Asansör öyle artık hızlı iniş çıkışlardan yoruluyor. Ancak iki kat arası gidiyor geliyor. Üçüncü katta dördüncü kat, eskisi gibi yedinci kata gitmiyor hızla. Burada takılı kalıyor. Yani burada gelip tamircinin asansörü tamir etmesi lazım. O tamirci kim? Şişman Parmak. O tamirci de hemen gelmiyor. Asansör kendi kendine işte 6'ya geliyor. 6. kata, sonra 7.79, 8. kata çıkıyor. Böyle iki kat arası gidiyor geliyor yatayda. Bir süre daha böyle gidecek gibi görünüyor sarı renkli alanın içinde. 7.80, 7.90 geçilirse o zaman 9. kata kadar çıkma ihtimali var. 2 kat daha yukarı.
6-8, 8-10 pardon. 10. kat. Eski tepe. Şişman parmağın biraz ayarına bakması lazım asansörün. Asansör biraz takıldı. Geçelim. Hocam normalde süremiz bitti ama ben de burada yönetmenimizle pazarlık yaptım. Cavit Bey sizden bir kitap karşılığında bize altın için ek süre vereceğini söyledi. Ben de anlaşmayı tamam gözüyle bakıyorum. Yönetmenimiz kitap istiyor sizden hocam. Evet o zaman bir Cavit de onsa altın bakalım. Cavit bana ismini soyadını göndersin. Şimdi yönetmenim, sevgili yazalım yönetmenim, biz. Ahmet hocamıza adınızı tamam. Soyadınızı gönderiyorsunuz. İmzalı kitabınız geliyor, biz de karşılığını altın bakıyoruz. Peki. Valla şimdi 1850-1900 arası altın yatay alandaydı. Oradan 1850 kopunca 50 dolar aşağıya gitti. Yani 1800 dolara indi. 1795-1800 aralığında çıkış sırasında oluşan bir sıkışma alanı var. Orası desteğe geldi bu tarafa, düşüşe. Şimdi burada dolanıyor. 1817 geçilmedikçe sıkıntılı. İki tane tepeyi birleştiren mavi renkli büyük bir çizgi var. Trend çizgisi. Bunun üzerine geçmediği sürece 1817 geçilmedikçe ve 50 günlük yeşil renkli ortalama yukarı yönde kesilmediği sürece satış piyasasındayız. Aşağı doğru gidiyoruz. Yani 1800 tekrar kırılırsa bu sefer 1780'ler falan görülebilir. Mavinin üzerine çıkıp 50 günlük yeşil renkli ortalamanın üzerine çıktığı anda trend döner. Ama nereye kadar? 1850'ye kadar. İlk etap orada gelir satıcı. Onun üzerine çıkarsa işler biraz daha değişebilir. Hem 4 saatlik hem de günlük grafikte maalesef ortalamaların altına gitti fiyat. Satışa döndü piyasa yani. Geçelim. Evet hocam. Böylelikle süremizin sonuna gelmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Yine çok keyifli bir yayındı sayenizde. Ama yine birçok hisse soruldu hocam. Pazartesiye kadar size yine durmak yok. Bayağı çalışacağız. Yapmamış mıyız hepsini? Gönderdik bir sürü kağıt ama zaman bugün, mı yetmedi? Bugün yani? Hepsini yaptık. Bugün gönderilen kağıtların hepsini yaptık hocam. Ama bugün yerine yenileri geldi, merak etmeyin. Yani Carrefour'a bakıyoruz ama Teknos'a yani. Soruluyor. İşte burada döndük neye baktık? GEO'lara baktık. Hemen iş GEO soruluyor. Yani... Bitmiyor biliyorsunuz. Teknosa'nın durumu belli. Oradaki 5 milyon lot, 3 milyon lot alıcıyla yukarı doğru gider o. Bir gitsin bakalım o zaman. Kolay kolay alınamaz ki şimdi. Direkt kafadan tavan açıyor. Belli. Tıpkı öteki sağlar gibi. Belli bir yerde o grup o malı verecek. Sonra yine yatırımcıları üzülecek. Kaçan trenin de en sonunda bir yerlerde istasyonda binmemek lazım. Tren kaçtıysa kaçtı. Ben enerji depolarım diyorum. Artık sinyali aldı diyorsunuz izleyenler. Hocam ağzınıza sağlık. Pazartesi görüşürüz. Size bol enerjili bir hafta sonu diliyorum o zaman. Herkese bol enerjili. İkiz kardeşlere bakmak lazım. Sizlere de hocam evet. Gözümüz ikiz kardeşlerde olsun diyelim o zaman. Pazartesi günü yine buradayız. Aynı saatte buradayız efendim. Herkese mutlu bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.